Bahçede taş mı topladınız? Ben taşları da siz yaptınız zaten. Bahçeden alayım canım. Ha, yani. Evet, kumları falan elekten geçirdim. Yani. Gerek yok. Şöyle o zaman kenara alalım mı biz bunu? Şöyle arkadaşlarım şey diyorlar, şu tarafı alabilir misin sana zahmet? Kusura bakma, elemeyin. Rica ederim. Eline sağlık ama kamera açısından sıkıntı yaratıyormuş. Evet. Ama şey şamdanlarda bir sıkıntı yok herhalde, alçak onlar. Şamdanlarımı da yakabilirdim aslında. Hmm, güzelmiş tamam. Onlar. Evet, gümüş bakın. Gümüş çok hoş. Buyurun. Ha ben de onu diyordum. Ha evet, yak yak. Aa ne bari. Güzel. Çiçeğimi istemediniz. Yak vallahi. Yak. Bu güzel, güzel masanın üstüne bir de mum diktiniz. Süper oldu. Çok güzel bence. Harika. Kıskandınız mı? Ne yaptınız? Anlamadım herhalde. Yapay mumunuzu ve plastik çiçeğinizi çok beğendim. Yapay mum neden tercih ettim? Koku yapıyor diye. Hümeyra Hanım siz çalışıyor musunuz? Hayır çalışmıyorum, ev hanımıyım. Hümeyra benim bu arada. Hümeyra abi. Çok pardon. İsminiz Gülpınar. Gülpınar. Siz evli misiniz? Evliyim. Ev hanımısınız herhalde. Evet. Ay boyunca oğlu varmış ayol, 22 yaşında. Kaç senedir yemek yapıyorsunuz? 23 yıldır. Yemek yapıyorsunuz. Çok lezzetli olmuş değil mi? Pek bir lezzet alamadım ben ama ellerinize sağlık öncelikle. Başladık mı yorumlara? Aa başlamışız. Çok heyecanlı. Yani. Yaşasın ben hadi. Ben fazla un tadı alıyorum. Un ben tadı? Değil. Evet fazla un tadı alıyorum ve bu çorbanın taneli olması gerekiyor. Evet. Hayır, evet, taneli olması. Bu çorbanın taneli olması bence gerekiyor. Bence isteğe bağlı o. İsteğe bağlı değil. Ya yani bir yemeğin taneli çorba diye belirtilmiş şekli vardı. Ama orijinali taneli belirtilmiş. Yani ben bunu yaptım. Şey, teker teker konuşalım. Bir duyguyu taneli dinleyelim. Taneli olmasına gerek yok. Yani ama öyle yazmanıza gerek yok. Çorba bu şekilde. Çorba yapmadığım için hani blender'dan geçirdim bu şekilde. İki çeşidi var. Evet, süzme ve de taneli. O süzme olanı tercih etmiş. Sen taneli mi isterdin? Yani taneli isterdim çünkü sebzelerin tadını alamıyorum. Yani sebze çorbasıysa ben sebzelerin tadını alamıyorum. Süzme diye menüde belirtilmemiş. Kireviz var mı içerisinde? Damak tadım var. Olduğu için zaten sizin şu çorbanızın un tadını aldım. Olmasaydı o un tadını alamazdım. Burada bir kaşık un var. Çok nasıl alıyorsunuz ben anlamadım yani. Bir kaşık un. Ama ben tadını alabiliyorum. Yoğun bir şekilde damakta kalıyor. Bence terbiyesi yoğun olmuş diyelim. Hani undan ziyade terbiyesi yoğun olmuş diyelim. Terbiye olmuş mu? Öyle mi? Sen de böyle düşünüyorsun. Ben un tadını çok almadım. Sadece terbiyesi bir tık yoğun. Limonun çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çok ekşi bir tat bıraktı ağzımda. Limon? Limon yok bunda canım. Bir ekşilik yok. Yapan ne? Evet ekşi. Terbiyesi yoğun. Ekşi bu çorba ekşi. Terbiyesi yoğun. Yoğurt var bunda. Bak yoğurttan kaynaklı demek. Ama yani limon var. Yok yani. Yani ekşi. Limon yok. Peki sen de mi beğenmedin Meyra? Şöyle yorumlarımı yapayım. Bu çorbanın orijinali sebzeleri hani o havucu vesaire onlar küp küp küçük küçük ağza gelir. Orijinali budur. O taneli sebze çorbası. Ama bu menüde taneli olarak belirtilmediği için biz de acaba hani küp elinde hani nasıl yapacak? Elinde mi geçirecek? Rondoda mı geçirecek? Hatta yorumlarımda da bunu belirttim ben. Ama siz onun süzme olduğunu veya işte nasıl yaptığınızı keşke belirtseydiniz. Çünkü biz de biliyorsunuz yorumlarımızı ona göre yapıyoruz. Yani belirtmedim ama hani açık olduğu için isteyen evet. Vurabilir. İsteyen taneli yapabilir. Kimisi bizim programımızda taneli tercih ediyor. Yani. Kimisi süzme, o da süzme. Blend etmiş. Sen nasıl buldun tadını falan Batu? Zuhal Hanım ben baştan zaten menü ilk gördüğümde şunu söyledim. Ne söyledin? Kesmiş. Kesmiş mi? Ya Allah aşkına bakarsınız. Emin miyiz? Allah aşkına bir gözlük alın evet. Ya. Çorba kesilmemiş bu arada. Yok yani canım. Gerçekten bir gözlük alın ya. Yok canım. Gözünüz kör bence görmüyor hayır, yani. Hayır. Burada kereviz sapı mı var bunda? Hayır yok. Emin misiniz? Yok, ben yaptım. Yavan Zuhal Hanım yani tadı... İşte ekşilik var. Birisinden kaynaklar bir sebebimiz var der. Onun yavanlığının tadı ekşi olması. Tadında hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Size göre. Bilme. Ya kereviz yani, yok beyefendi. Yavan yani. Yok. Bana göre tuz oranı biraz bir tık daha... Ve şuna kesilmiş diyor ya. Kesilmemiş ki çorba. Ya, çorba tabii kesilmemiş yani. Ama o yavanlığının tadı ekşilikten kaynaklı. Ekşi. Yoğurttan ama yoğurttan olması... Yok. Yani ne koymuşsa o zaman o... Ekşiliği vermiş. Var ekşi yani ekşi. Çorba. Tam yoğurt işte. Yoğurt var yani o benim elimde olan bu şey. Bu çorbayı içen bir insan yani. Buna ekşi diyemez. Arkadaşlar terbiyesi bunun oranına göre fazla olmuyor. Bakın ekşilik dediğiniz limon tadı bir mayhoşluk yok. Bence sadece terbiyesini bir şey biraz yani. Fazla yapmış bayan. Yoksa bunun içinde sizin dediğiniz ne kereviz var ne limon var böyle bir şey yok bu çorbada arkadaşlar. Ben var demedim bu arada. Var mı diye sordum. Hani biz bazen çünkü bunların var, içerisinde... Kereviz olsa da bu arada ekşilik vermez. Hayır onun içinde değil. Aldığım bir tat var ona istinaden yani. Sordum. Yani o bari kereviz boğazda hani kalan un tadı. Evet, nereden aldı kereviz ya? Yani, Allah Allah. Yani bir kereviz tiki var Zuhal Hanım da. Ha kerevizi sevmiyorsun. İnşallah biri zeytinyağlı kereviz yapar. Senin suratını görür. Yapmasın Zuhal Hanım. Geçen hafta da ıspanak yemem diyen yarışmacı...
Aa dedi, çıkar mı ki yemek yeşmiş? Hiç düşünmedim ıspanak. Hiç düşünmemiş dedim. Her gün de ıspanak vardı o gün herkesin menüsünde. Geçen ay her gün ıspanak, ıspanaklı börek, ıspanak yatağında et, ama ıspanak. Ama mevsim olduğu için ya aslında yani, kıvamına falan hiçbir şey demediler. Evet, yani, ben niye anlamadım böyle dediler. Ben yani o kadar... tadına, tuzuna. Hayır, yo, tuzu yerinde. Dur bakayım, nadirden tamam, belki. Tuzu yerinde. Ellerinize sağlık. Canım tuzumuzu yerinde. Kaseyi koyarken özellikle dikkat ettim yoğunluğu. Ben çorbayı biraz yoğun severim. Evet, ben çok böyle sulu seviyorum. Sevmem çorbayı. Ama sulu. Tadınca hiçbir şey anlamadım. Şimdi siz hepiniz sebzeden bahsediyorsunuz. Yok biriniz kereviz diyor. Yok biriniz başka bir şey söylüyorsunuz. Siz onun i̇htimal şey diyorsunuz ama. Nadir Bey, hani ihtimal var mı diye sordum. Hayır hayır, şimdi siz bu yorumları yapıyorsunuz da siz herhangi bir sebze tadı alıyor musunuz? Ben hayır almıyorum. Ben de söylemiyorum. Yani, o da he. Neden işte dediğimiz gibi rondodan geçirdiği için. Rondodan geçirdiği için. Dedik biz de sebze tadını. Ben rondodan, alıyorum. Şimdi bu yani, süzmeyse, bu süzmeyse, süzüleceyse hiçbir şekilde tanelerin hiç gözükmesi hiç gerekmiyor mu? Evet. Tam ve tam, ben de sadece uçlar kalmış kaç böyle bir tane. Kumsu bir şey bırakıyor. Kumsu. Evet. Kum tadı. Saçma sapan bir şey algılıyorum. Yani koydum içine. Herkes konuşurken ben tekrar deniyorum. Bakın tekrar tekrar diyorum. Ağzımda böyle bir tortu gibi bir şey bırakıyor. Ne, onun terbiyenin fazla oluşu işte. Fazlalığından sebebi. Fazlalığından. Bakın bu sizi ağzınızda bıraktı o pütürlük hepsi terbiyenin fazlalığından. Aslında bakın çorbanızla alakalı bana tek top gelen şey burada. Hani ağzıma gelen şey havuç taneleri oldu. O bahsettikleri şey de o ağzıma işte bir kere bilmem ne içindeki havuç. Ama o da bir ekşilik vermedi. Ben bir ekşilik sezmedim. Yok, havuç zaten tatlı bir. Ben bir ekşilik sezmedim çorbanızda. Bence olması gereken ekşiliğinden, öyle çok aşırı ekşi değil yani. Yani sizi bu çorbada yakan şey terbiyenizin biraz yoğunluğu olmuş, ben size söyleyeyim. Onun dışında... Peki. Şimdi tavuklu kreme geçelim diyeceğim ama zira öyle değil. Çünkü Gülpınar neden öyle oldu? Kafası mı karışıktı? Yeni mi uyanmıştı? Ya da çocuklardan biri bir şey mi diyordu o sırada? Çocuklar kadından bir şey mi istiyorlardı? Hayır, bir şey mi istediler? Sen seni birisi meşgul etti, oyaladı da bir yanlış mı oldu? Yanlışlık mı oldu? Çünkü krepli tavuk krepli yazmış. Krepli tavuk enteresan. Değil mi? Çok değişik. Yani menünün komple hepsi kendi uydurduğu demeyelim de kendisinin icat ettiği. Ne be, o sobu koyu. Dondurmalı baklava, baklavalı dondurma. Öyle bir tatlı da yok bugün. Yani. Saray tatlısı ya. O zaten onu sonra konuşuruz onu. Dondurmalı. Ha onu, sen onu örnek verdin. Öyle, ben hani şey yanlışlık gibi. Yanlışlık olduğunu kabul ediyorsun değil mi? İsim yanlışlığından yani örnek vermişsin. Yani olabilir. Krepli tavuk heyecandan olabilir. Birisi daha geçenlerde ne yaptı ya? Aynı şekilde aynı böyle bir hata yaptı. Olabilir, heyecandan şaşırmış ama biz tavuklu bir krep yiyeceğiz şimdi. Menüyü nasıl buldun Nadir? Yo, ben krepli tavuk yiyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Krepli tavuk yazmışsın. Sen bilirsin. Ben krepli tavuk yiyeceğim. Onun nasıl olduğunu bir görmek istiyorum. Diyorsun. Ne yazdıysa o. Tamam, bir şey değişmeyecek hayatımızda ama muhtemelen. Sen ne yapıyorsun Nadir? Şey iş dışında. İş nasıl dışında, geçiyor hayatın? Hayatım şu ara müzikle geçiyor. Nasıl yani? Sahneye çıkıyorum. Eskiden kalma bir şeylerdi. İcra. Yeniden pekişti diyelim. Yeniden bir ön ayak olundu ya da biraz itildim. Aa ne güzel. Ne tür söylüyorsun? Genelde Anadolu rock, slow rock tarzı söylüyorum. Çok güzel. Harika. Gitar çalıyorum, piyano çalıyorum. Birkaç enstrüman daha var ama hani çok fazla ustalaşmadım. Ay ne kadar onları güzel. Söylemek istemiyorum. Harika. Belli bir yerde mi çıkıyorsun? Ya belli bir yerde. Benim şu anda Ataşehir bölgesinde birkaç mekan tanıdığım kişiler var. Onlarla aa, ne güzel. Çalışıyorum. Ay harika. Onun haricinde beste yapıyorum. Kendi bestelerim var. Zaten çok o biraz güzel. Daha onun ateşlemesi oldu. Hani kendi üretimim olduğu için. Birkaç görüştüm arkadaşlarım sağ olsun. Geçenler bir artık sosyal medyada yayınlamak için bir klip çektik. Evet. Herhalde bir önümüzdeki ay yayınlanır diye aa, hadi hayırlı olsun. Aa, ne güzel ne güzel ki sanatla uğraşmak yazıyorum, kadar güzel. Yazıyorum oynuyorum. Hatta aa, yazdım oynadım senaryolu olan bir klip oldu. Hoşumuza da gitti. Çok güzel. O neye dönüklüsün? O duyguyu umarım yansıtabiliriz. İnşallah biz de şey yayınlayabilirsek yayınlayalım. Gürbüz, yayınlayabilir miyiz? Yayınlarız tabii Zuhal Hanım. Değil mi? Bir sıkıntı yok. Telifi de sende zaten. Ya, belki o oradan bir şeyde bir kuple söylersin bize keyfin geldiğinde. Şarkının, hani klibin şu anda tamamlanmamış kamera arkası görüntülerim var. Tamam tamam, sen söylersin bir kuple sivuple o zaman. Ay sinir oldum ya. Hümeyra Hanım'a yani yerime oturmak istiyor zaten. Çorbayı beğenmedim diyor. İşte terbiyesi ağır diyor. Limon yok içinde limon var diyorlar. Yani daha ne koyduğumu bilmiyorlar ya. Kereviz diyorlar ya. Kereviz. Çorbada kereviz yok ki. Ay valla içindeki canavarı çıkaracaklar. Sakin ol Pınar diyor. Sabırlı sabır sabır. Kendi yaptığım çiçeğime bile hiç uyumamış. Neresi uyumamış? Gayet çık. Hatta Zuhal Hanım bile tabakları kendinden olduğunu anlamadı. O kadar güzel yaptım ki siyahlı beyazlı. Şok oldu.